Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi ayarlamaları yapıyorum. Evet. Evet, hoş geldiniz. İrem ilk gelen oldu. Hoş geldin İrem. Nasılsın? Umarım iyisindir. Sebine Kadirzade. Hoş geldin kızım sen de. Evet, şimdi başlayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün 7. Neydi 7? The man who escaped 7. Intermediate seviye. Bakalım sizlere ağır mı gelecek yoksa hafif mi gelecek onu merak ediyorum gerçekten. Biz aslında bu videoyu yaptık çocuklar biliyorsunuz. Ben bunu Facebook sayfamda da paylaştım. Kendi profilimde de paylaştım. Size anlattım neden tekrar yapmam gerektiğini. Ama bunu özellikle çocuklar, özellikle
Tekrar yapmamın nedenlerini açıkladım. Siz bakarsınız artık Facebook sayfasına. Bir daha ben tekrar etmeyeyim. Bu arada İrem nasılsınız demiş. Teşekkür ederim. Umarım sen değilsindir. Öznur hoş geldin. İyiyim. Teşekkür ederim Öznur. Sen de çok sağ ol kızım. Evet. Şimdi sanırım başlama zamanı geldi değil mi çocuklar? Evet. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi çocuklar bugün ben bir şeyler başarmak istiyorum. Öncelikle sizden ricam, öncelikle her gelenden ricam var. O da nedir biliyor musunuz? Gelenlerden, evet. Bir kere herkes kendi sayfasında bu canlı yayını paylaşmasını istiyorum. Eğer mümkünse, sizin için mahsuru yoksa, bu canlı yayını sayfanızda paylaşmanızı istiyorum. Bu birinci isteğim. İkinci isteğim sevgili arkadaşlar, Seyhan hoş geldin kızım. Evet. İkinci isteğim, bu canlı yayını ben elimden geldiği kadar rahat yapmak istiyorum ve uzun sürecek biraz. Onun için eğer işleri olan varsa bırakıp gidebilirler. Daha sonra gene izleme imkanına sahip olacaksınız. Çünkü bunu ben uzun tutmamdaki neden, geçen yaptığım canlı yayından daha üstün bir canlı yayın yapmak istiyorum. Daha üstün bir performans sergilemek istiyorum. Ve bugün canlı yayında bir kendi adıma bir rekor diyeyim ben size. Aslında bir çalışma yapmak istiyorum. Eğer bir kesinti olmazsa internette, bir mani olmazsa gerçekten güzel bir şey gerçekleştirmiş olacağım. Bu da tarihe geçmiş olacak inşallah. Sizden ricam öncelikle bu ayrıntıları bir kenara koyalım. Özellikle dediğim her şeyi mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde yaparsanız bugünkü dersimiz çok çok güzel geçecek çocuklar. Seyhan hoş geldin demiştim. Heh, ne yazdın? Ha, size çok teşekkür ederim. Sınavımı verdim. Sen, aferin kızım. Aferin benim kızım. Bak işte bu benim için en büyük ödül. Yani bana verebileceğin en büyük ödülü verdin şu anda. Gerçekten çok mutluyum. Aferin sana. Bunun devamı lazım, değil mi? Yani bir tane imtihanda bir gülle yaz gelmez. Evet. Bunun devamı lazım. Evet. Sevgili çocuklar, biz ne yapıyoruz? Öncelikle odyomuzu iki ya da üç kere dinleyeceğiz. İki ya da üç kere dinleyeceğiz. Daha önce dinleyen arkadaşlarım, yani daha evvel bunu dinleyen arkadaşlarım gene dinlemek zorunda kalacaklar. Ama eğer sıkılırsanız başka işlerle uğraşın. Efendim daha sonra gene katılırsınız. Çünkü ben bu videoyu tam video dedim şimdi. Ha, bu videoyu evet doğru. Tam anlamıyla bütün seti bitirmek istiyorum. Geçen yaptığımda bitirememiştim. Daha birinci paragraftaydım çocuklar. Evet. Hoş geldin Kemal. Evet. Bir de eğer yorulursam çocuklar 50 dakikada bir, 60 dakikada bir ne kadar ne zaman yorulursam ara vereceğim ben. Uzun bir video olacak bu. Onun için sıkı durun, hazırlıklı olun. Kendimi bugün biraz daha enerjik hissediyorum. İnşallah umduğumuzu buluruz. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz ve anladıklarınızı yazmaya çalışıyorsunuz, değil mi? İki ya da üç defa izleyeceğiz. Başlıyoruz sevgili arkadaşlar. The Man Who Escaped. Episode 7. Coke found food in a small house in the country. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Coke. A sergeant in a police station not far from the house Coke was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Coke. "You know, your clothes are in a terrible state," the old lady said after the meal. "You ruined them when you had the accident." "That's all right. They're just my work clothes," Coke answered. "My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. All his clothes are upstairs. They're no good to him. He died 2 years ago." She pointed up to the room above them. "Why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them back tomorrow." "Nobody can be this lucky," Coke thought to himself.
He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was almost in another world. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. What do you know about coke? Baxter asked Hawes. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Yes, that's right. Coke always said it wasn't him, but it was someone else. That's what they all say. But what's so special about him? Coke was in army intelligence. He knew important secrets. We could never understand why he sold them. It wasn't a real motive. Some said he did it for money. We couldn't prove it. But if he was a spy, he still knows too much. We can never find out who he sold the secrets to. That's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. Coke put the clothes on as quickly as he could. They were old and shabby, but at least they were warm. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled when she looked at him. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. Coke tried to be polite. He wanted to leave quickly. I can't thank you enough. It's very kind of you to do all this for me. The old lady didn't seem to hear him. Just like my husband, she said again. Just then, there was a knock on the door. Şu müzikleri bir sileyim şuradan da çocuklar. Evet. Şimdi sevgili çocuklar tekrar dinleyeceğiz tabii ki, değil mi? Tekrar dinleyeceğiz. Evet. Evet, şunu kapatayım, tekrar açacağım şimdi. Evet. Tekrar dinleyeceğiz. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz ve anlayanlar hemen başlıyor yavaş yavaş. Hangi kelimeleri anladığını, hangi cümlelerini anladı veya kalıp kalıp anladıklarını yazsınlar, değil mi? Evet sevgili arkadaşlar, başlıyorum tekrar. İkinci defa dinliyoruz arkadaşlar. The Man Who Escaped. Episode 7. Coke found food in a small house in the country. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Coke. A sergeant in a police station not far from the house Coke was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Coke. You know, your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. You ruined them when you had the accident. That's all right. They're just my work clothes, Coke answered. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. All his clothes are upstairs. They're no good to him. He died 2 years ago. She pointed up to the room above them. Why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them back tomorrow. Nobody can be this lucky, Coke thought to himself. He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was almost in another world. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. What do you know about coke? Baxter asked Hawes. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Yes, that's right. Coke always said it wasn't him, but it was someone else. That's what they all say. But what's so special about him? Coke was in army intelligence. He knew important secrets. We could never understand why he sold them. It wasn't a real motive. Some said he did it for money. We couldn't prove it. But if he was a spy, he still knows too much. We could never find out who he sold the secrets to. That's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. Coke put the clothes on as quickly as he could. They were old and shabby, but at least they were warm. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled when she looked at him. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. Coke tried to be polite. He wanted to leave quickly. I can't thank you enough. It's very kind of you to do all this for me. The old lady didn't seem to hear him.
just like my husband, she said again. Just then, there was a knock on the door. Evet, bu da ikinci defaydı sevgili arkadaşlar. Hemen İrem yazmaya başladı. Aferin İrem kızım. Gerçekten çok gelişti İrem sen. Gerçekten çok geliştin. Bravo. İşte çocuklar bakın görüyor musunuz? Emeğin semeresini almaya başlayanlardan birisi İrem arkadaşınız. Nobody can be this lucky, Cook thought to himself. He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was... Yani neredeyse cümleyi tamamıyla çıkartmış yani. Tamamıyla. Mükemmel daha doğrusu. Sinan hoş geldin oğlum. Şer işlerinde biz yokuz oğlum. Elbette hayırdır. Bu soru ne demek anlayamadım pek fazla. Hoş geldin ama. Son kez dinlettiriyorum çocuklar. Son kez dinledikten sonra başlayacağız esas çalışmamıza. Ama özellikle anladığınızı, dinlediğinizi yazmaya çalışmanızı istiyorum. Nereye? YouTube'daki o yazılan kanala. Hadi bakalım son kez arkadaşlar. Hadi canlanın biraz. The Man Who Escaped. Episode 7. Coke found food in a small house in the country. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Coke. A sergeant in a police station not far from the house Coke was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Coke. You know, your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. You ruined them when you had the accident. That's all right. They're just my work clothes, Coke answered. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. All his clothes are upstairs. They're no good to him. He died 2 years ago. She pointed up to the room above them. Why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them back tomorrow. Nobody can be this lucky, Coke thought to himself. He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was almost in another world. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. What do you know about Coke? Baxter asked Hawes. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Yes, that's right. Coke always said it wasn't him, but it was someone else. That's what they all say. But what's so special about him? Coke was in army intelligence. He knew important secrets. We could never understand why he sold them. There wasn't a real motive. Some said he did it for money. We couldn't prove it. But if he was a spy, he still knows too much. We could never find out who he sold the secrets to. Catch him before he... Coke put the clothes on as quickly as he could. They were old and shabby, but at least they were warm. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled when she looked at him. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. Coke tried to be polite. He wanted to leave quickly. I can't thank you enough. It's very kind of you to do all this for me. The old lady didn't seem to hear him. Just like my husband, she said again. Just then, there was a knock on the door. Evet, son kez dinledik arkadaşlar. Hemen herkes anlayabildiklerini yazsın. Sebine de maşallah güzel şeyler yazıyor. Gayet de güzel. Aferin Sebine, güzel. Evet çocuklar, diğer arkadaşlar yazamıyorlar herhalde. Elinizden geldiği kadar yazarsanız gerçekten çok çok olur. Çünkü anladığınızı eğer ben görebilirsem yanlışlarınızı düzeltme imkanı olur veya kimin ne kadar geliştiğini görebiliyorum o zaman. Çocuklar, şimdi bugünkü çalışma farklı bir çalışma olacak. Benim söylediklerimi cümle cümle yazmanızı istiyorum çocuklar. Ben size okuyacağım. Lütfen sizin hep beraber anlayabildiğiniz kadarıyla yazmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Yes.
Cümle okuyorum, o cümleyi yazıyorsunuz, sonra bir öteki cümleye, sonra bir öteki cümleye, sonra bir öteki cümleye geçiyoruz çocuklar. Cümle cümle yazacaksınız, bekliyorum, hadi bakalım. Listen to me very carefully, please. Kirk found food in a small house in the country. Kirk found food in a small house in the country. Please write down on YouTube channel, okay? Found food in a small house in the country. Cook found food in a small house in the country. Yazıyorsunuz çocuklar bunu. Bekliyorum sizden. Cook found food in a small house in the country. Ne işitiyorsanız işittiğinizi yazmaya çalışın. Nerelerde eksiğiniz var onları görmek lazım. Cook found food in a small house in the country. Bekliyorum çocuklar. Cook found food in a small house in the country. Evet. Cook found food in a small house in the country. Umut hoş geldin. Hadi yazın. Hadi. Sevin'e aferin kızım. Aferin. Mükemmel. Hadi söylediklerimi yazmaya başlayın. Cook found food in a small house in the country. İkinci cümleye geçiyorum. Baxter arrived at a small station. 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 Please write down. İrem, well done. Very good. Very good. Yeah. Baxter arrived at a small station. Write down the sentence on YouTube, please. The third sentence. Another detective met him there and asked Baxter, why Scotland Yard was so interested in Kirk. Kemal, listen me değil, listen to me olacak. Listen to me carefully, özellikle baştan söyleyeyim, dikkatlice beni dinleyin diye. Listen to, oraya to getir oğlum. Listen to me carefully, carefully öyle yazılmıyor. Carefully yazıyorum ben buraya. Dikkatlice o carefully düzelt. Carefully. Evet, yazdım carefully senin için. Evet. Cook found. Find'ın ikinci hali found çocuklar. Find'ın ikinci hali found. Evet, yazıyorum buraya. Evet. Ya özür, sen de found yanlış yazdın. O found diye okunmuyor çocuklar. Bakın. Evet. Evet, bakın böyle okunuyor. Böyle yazılıyor. O ile yazılıyor ama found. Found diye okunuyor. Found diye okunmuyor yani. Cook found diye değil. O'ya kaçmıyor. Daha çok A'ya kaçıyor. Cook found. Yes. Evet. In a small house. Özgür, house'u da yanlış yazmışsın sen. House'u da yanlış yazmışsın kızım. House'u da düzeltiyorum. House. Evet. Onu da düzelt. House düzelttim. Bak ben yazdım. Benim yazdıklarımı kontrol et. Yes. Devam edelim çocuklar. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Cook. Again, another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Cook. Yes, another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Cook. Okay. Siz yazıda durun çocuklar. Tekrar edeceğim bunları. A sergeant in a police station not far from the house Cook was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Cook. A sergeant
In a police station not far from the house Cook was in, sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Cook. Lütfen yazın çocuklar. Bekliyorum. Yazdıklarınızı görmek istiyorum. Evet. Baştan bir daha okuyorum çocuklar. Ben okurken siz yazmaya çalışın. Cook found food in a small house in the country. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Cook. A sergeant in a police station not far from the house Cook was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Cook. Evet, çok güzel Sabine, aferin. Atilla hoş geldin. Zeynal sen de. Yeni başladık oğlum Zeynal. Yeni başladık. Evet. Detective, evet. Detective, İrem sen yanlış yazmışsın. K yazmışsın kızım, onu C yap. Zannedeyim ki klavye hatası olsa gerek. Yoksa sen kolay kolay hata yapmazsın. Efendim Baxter. Atilla oğlum sen de Baxter'ı düzgün yaz oğlum. Bak Baxter bir isim bu. Yazıyorum ben yukarıya. Sen düzelt şu Baxter'ı. Baxter bak yazdım yukarıya. Düzelt oğlum. Evet. Detective met him there. Aferin Sabine süper. Hiç yanlış yok. Çocuklar son kez okuyorum. Yazanlar lütfen dikkatli bir şekilde yazsınlar. Ve geçeceğim bunu. Cook found food. Cook found food in a small house in the country. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Cook. A sergeant in a police station not far from the house Cook was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Cook. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun çocuklar? Gelin. Bu parçayı, bu daha doğrusu okuduğum şeyleri görmenizi istiyorum ve gördüğünüz zaman da aynı zamanda tercüme edeceğim. Değil mi çocuklar? Evet, tercüme edeceğim. Evet. Önce paylaşalım, değil mi? Önce paylaşalım. Ekran paylaşımı yapayım çocuklar, bir saniye. Evet. Evet. Görüyorsunuz ekranda, değil mi çocuklar? Evet. Başlıyorum çocuklar. Harika, harika. Cook, pardon. Evet. Cook found food in a small house in the country. Baxter, evet Umut. Baxter, doğru. Cook found food in a small house in the country. Çocuklar, Cook found, bakın, found, bu found diye okunuyor. Görüyor musunuz? Cook found, yes. Bunu okurken biraz ne A'ya kaçırın. Cook found food. O da food değil çocuklar. Food. Bakın şimdi okuduğunuz zaman deneyeceksiniz. Cook found food. Food. Food değil. Food değil. Food. In a small house in the country. Cook yiyecek buldu diyor. Küçük bir evde in the country. Country ülke anlamına geldiği gibi çocuklar. Country aynı zamanda şehrin dışındaki kırsal alanlara da country denilebiliyor sevgili çocuklar. Cook found food in a small house in the country. Cook diyor kırsal alanda yani şehrin dışındaki o tecrit edilmiş yerlerde ne yaptı? Yiyecek buldu diyor kendisine. Değil mi? Yiyecek buldu. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Baxter arrived at a small station. Çocuklar bu arrive fiiline dikkat edin. Arrive. Ya at'le kullanılır ya da in'le kullanılır sevgili çocuklar. Arrive neyle? Ya at'le ya da in'le kullanılır. Arrive. Evet. Baxter arrived at a small station. Demek ki orada arrive at'le kullanıldı. Niye? Çünkü küçük yerlerde at geliyor ama Ankara olsaydı, İstanbul olsaydı, London olsaydı Baxter arrived in London, in İstanbul olacaktı. Yani arrived ya et alıyor proposition olarak ya da in alıyor sevgili çocuklar. Bunları kesinlikle iyi öğrenmenizi istiyorum canlarım. Oldu mu? Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Bazı fiilleri pöçükleriyle birlikte ezberleyeceksiniz. Onlara da biz pöçüklü fiil demiyoruz tabii ki. Ne diyoruz onlara biz? Phrasal verbs diyoruz değil mi?
Phrasal verbs diyoruz. Evet. Evet, phrasal verbs. Baxter arrived at a small station diyoruz, değil mi? Baxter arrived at a small station. Küçük bir istasyona çattı Baxter. Vardı yani, daha doğrusu vardı. İstasyon dediği tren istasyonu, değil mi çocuklar? Evet. Another detective met him there. Another detective met him there. Bir başka dedektif onu karşıladı. Meet'in ikinci hali met çocuklar. Met'in çok anlamı, meet'in çok anlamı var çocuklar. Karşılamak, değil mi? Efendim, toplantı yapmak, karşılaşmak, buluşmak, tanışmak, o anlamlara geliyor, evet. Another detective, bir başka dedektif, değil mi? Met him there, onu orada karşıladı. And asked ve sordu Baxter'a, değil mi? Baxter'a sordu. Why Scotland Yard was so interested in Cook? To be interested in çocuklar, to be interested in, bir şeyle ilgilenmek, bir şeye ilgi duymak anlamına geliyor. Diyor ki burada, bakın, başka bir dedektif ne yaptı? Karşıladı. Bakın burada ne oldu? Karşıladı. Evet, karşıladı. Met ne demek? Karşılamak. Meet'in ikinci hali, değil mi? Karşılamak, karşılaşmak anlamına geliyor. Met him. Him dediği kim? Baxter, değil mi? Bir başka dedektif Baxter'ı karşıladı orada. And ve asked, sordu, değil mi? Sordu. Bu da fiil, değil mi? Sordu Baxter'a. Why Scotland Yard was so interested in. Çocuklar, bu kalıba dikkat edin. Was so interested in. Şu kalıba dikkat edin lütfen. Renklendiriyorum onu ben. Renklendiriyorum. Bakın. Gördünüz mü? Evet. 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 To be interested in çocuklar. To be interested in. Bir şeye karşı ilgi duymak, ilgilenmek anlamına geliyor. Mesela kendimden örnek vereyim ben. I am interested in movies. Ben filmlere karşı ilgi duyarım dedim. Mesela she is interested in flowers. O çiçeklere karşı ilgi duyar. Özel ilgi sahası, yani hangi çiçeği görse durup bakar anlamında geçiyor. To be interested in. Diyor ki another detective, burada bunu tercüme edelim çocuklar. Another detective met him there. Bir başka dedektif ona rastladı orada ve sordu Baxter'a. Why Scotland Yard was so interesting, Cook? Ya bu Scotland Yard denen o nedir? Polis şubesi, büyük polis şubesi, birinci polis şubesi niçin Cook'la bu kadar çok ilgileniyordu? İlgi alaka duyuyordu ona karşı. Neden bu kadar, pardon, neden bu kadar ilgi duyuyordu şeye karşı, neydi? Baxter'a karşı, değil mi? Another detective met him there. Onu orada karşıladı ve sordu Baxter'a. Why Scotland Yard was so interesting, Cook? Niye bu Scotland Yard bu kadar çok ilgileniyor bu Cook denen adamla? Ne var ki bunda anlamda? Merak ediyor, soruyor, değil mi? A sergeant in a police station not far from the house. Aslında bu buraya gelmesi lazım çocuklar, yanlış yapmışız. Evet. Not far from the house Cook was in. Bakın çocuklar şuradan, bak, iyi bakın ne olur canlarım. Buradan tam buraya kadar kocaman, kocaman, kocaman subject bu çocuklar. Bu cümlenin verb'ü. Cümlenin verb'ü ne? Bu işte. Bak, sent, sent ya. Sent. A young policeman. Bu da cümlenin neyi? Bu da cümlenin objekti. Bir dakika. Bir dakika çocuklar. Onu işaretleyeyim. Evet. Şimdi bak. A sergeant in a police station, ne diyor, karakoldaki şey, komiser oluyor bu. Sergeant askerlikte çavuş anlamına geliyor. Karakolda, yani polis hizmetinde de komiser anlamına geliyor çocuklar. A sergeant in a police station, karakoldaki diyor, neydi bu, komiser, not far from the house Cook was in. Cook'un içinde olduğu evden çok fazla uzakta olmayan karakoldaki komiser sent gönderdi. A young policeman, bir genç bir polisi gönderdi. To the house, eve. To tell, söylemesi için. The old lady, yaşlı kadına. In it, yani
içinde olan, o evin içinde olan yaşlı kadına, değil mi? O it dediği house çocuklar, in the house. About cook, yani cook hakkında kadını bilgilendirmek için ya karakoldaki polis cook'un şu anda olduğu evden uzakta, çok da uzakta olmayan karakoldaki bu komiser neyi genç polisi, yanındaki genç, daha genç polisi nereye gönderiyor? Yaşlı kadının evine gönderiyor. Çünkü cook hakkında bilgilendirmek istiyor. Evet. Kocaman, çünkü niye kocaman? Bakın Umut, canım benim bak. A sergeant burada esasında bizim bakın, bak bizim esasında subject'imiz bu. Yani özne bu. Ama bu özneyi öyle bir süslemiş ki çocuklar. A sergeant, tamam, komiser, bir komiser. In a police station, karakoldaki komiser. Not far from the house, bu evden uzakta olmayan. Hangi evden? That cook was in. Cook'un içinde olduğu evden uzakta, çok da uzakta olmayan, cook'un içerisinde olan, evden çok da uzakta olmayan bir karakolun içerisindeki bir komiser, al işte sana bu komple, ney? Özne. Sent, bu fiilimiz, gönderdi, bu komiser gönderdi. Ne gönderdi? A young policeman, genç polisi gönderdi. Değil mi? Genç polisi gönderdi. Nereye? Eve. O, cook'un hakkında bilgilendirmek için yaşlı kadının evine gönderdi. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Aslında cümle çok kalabalık bir cümle değil çocuklar. Yani aslında çok kalabalık gibi gözüküyor ama çok karışık bir cümle değil daha doğrusu. Evet. İrem ne yazmış? Cook'un içinde bulunduğu evden uzakta olmayan bir polis istasyonunda bir komiser. Yok değil öyle. Değil canım. Cook'un içinde bulunduğu evden uzakta olmayan bir polis istasyonunda. Ha, bir komiser. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Bu bizim subject'imiz. İrem doğru yazmış. Evet. Cook'un içinde bulunduğu evden uzakta olmayan bir polis istasyonunda bir komiser bir polisi, genç polisi gönderdi yaşlı kadının evine söylemesi için Cook'un hakkında. Yani böyle bile bir adam var. Kaçtı. Sana gelirse dikkatli ol falan diye uyarması için ne yaptı? Gönderdi onu. Evet çocuklar, bakın bu dört tane şeyi ben size yazdırdım sevgili çocuklar. Bunları size yazdırdım. Evet. Şimdi geçiyorum sevgili çocuklar. Geçiyorum birinci paragrafa. Birinci paragrafa geçiyorum. Ben söylüyorum, sizler yazıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben söylüyorum, sizler yazıyorsunuz. Ya bu pazar günde ders mi olur diyorsunuz ama çocuklar ne yapayım? Dersi kaçırdık. Yani daha doğrusu o cuma günü yaptığımız dersi iptal etmek zorunda kaldık. Onun için bugün yapmak zorundayız. Evet. You know your clothes are in a terrible state. You know your clothes are in a terrible state. The old lady said after the meal. Yazıyorsunuz arkadaşlar bunu. You know your clothes are in a terrible state. The old lady said after the meal. Yes. You know your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. Evet. You know your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. Yazıyorsunuz. Sonra geçiyorum ikinci cümleye. You ruined them when you had the accident. You ruined them when you had the accident. You ruined them when you had the accident. Evet. Okay. Oo, Gülten hoş geldin. Ben sizi gözetliyor, adapte olmaya çalışıyor. Hello. Niye Gülten? Hadi şapalak başla. Durma. Yaz. Evet. Baştan okuyorum çocuklar. You know your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. You ruined them when you had the accident. That's all right. They are just my work clothes, cook answered. That's all right.
They are just my work clothes. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet. Gayet güzel. Aferin. Güzel gidiyor. You know, your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. İkinci cümle. You ruined them when you had the accident. You ruined them when you had the accident. Bu ikinci cümle. That's all right. They are just my work clothes, cook answered. That's all right. They are just my work clothes, cook answered. Evet çocuklar. Seyredenler ne yapıyor? Yazıyorlar bunu değil mi? Yazıyorsunuz bunları. Evet. Devam ediyorum. Kadın söylüyor bunları. My husband was just about your size. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. A little heavier, perhaps. I'm reading again. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. All his clothes are upstairs. All his clothes are upstairs. Arkadaşlar yazıyorsunuz. Hadi boş durmayın. All his clothes are upstairs. They are no good to him. They are no good to him. Aferin. Aferin. Bak yazmaya başladınız. They are no good to him. Baştan başlıyorum arkadaşlar. Takip edin. Yazmaya çalışın. Buraya kadar geleceğim. Devam edeceğim yine. Hadi yavaş yavaş okuyorum. Yazabildiğiniz kadar hızlı yazmaya çalışın. You know your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. You ruined them when you had the accident. You ruined them when you had the accident. That's all right. They are just my work clothes, cook answered. That's all right. They are just my work clothes, cook answered. My husband was just about your size. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. Çok güzel gidiyor. Heavier de doğru yazıyorsunuz. Evet. Hocam hiç ara vermiyorsunuz. Yoruluyoruz. Çok hızlı gidiyorsunuz. Zaten internet üzerindeyiz. Kafamız dağılıyor. Allah aşkına biraz da mola, biraz mola verin. Beynimiz error verdi. 404 not found. Mehmet. Oğlum ben miyim, bir yaşlı sen misin? Şapalak. Bundan da yavaş gidilmez yani oğlum. Bundan da yavaş olmaz. Hadi hard diski çalıştır. Hadi. Hadi oğlum. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar beyni zorla. Hadi benim oğlum. All his clothes are upstairs. Mehmet belki de bu sana ağır geliyor. Bu, çünkü intermediate seviye bu. Çünkü intermediate seviye ağır olabilir. Evet. Emrah hoş geldin. Brain error did bulunamadı. Not found. Hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı. Sen buna hızlı diyorsan sen intermediate seviye değilsin oğlum Mehmet. Bak yazan nasıl yazıyor görüyor musun oğlum? Ha, o zaman çarşamba günleri pre-intermediate var. Pazartesi günlerde elementary var. İstersen ona gelsen. Olur mu benim yavrum? Evet, devam edelim. My husband was just about your size, a little heavier, perhaps. Devam edelim. All his clothes are upstairs. They are no good to him. They are no good to him. All his clothes are upstairs. They are no good to him. Yazıyorsunuz arkadaşlar. He died
2 years ago. He died 2 years ago. He died 2 years ago. She pointed up to room. She pointed up to the room above them. Above them. Onların yukarısındaki. She pointed up to the room above them. She pointed up to the room, up to the room above them. Gene dinle Mehmet, gene dinle ama şey söyle, mesul hissetme kendini çünkü ya intermediate seviye bu çünkü. Evet, she pointed up to the room above them. Why don't you see if any of his clothes fit you? Why don't you see if any of his clothes fit you? Why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them back tomorrow. You can bring them back tomorrow. Yazın çocuklarım bunu, yazın. Yazdıkça daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Bu önemli, güzel bir çalışma bu. Evet. She pointed up to the room above them. Aferin, yazmaya başladılar. Harika, harika. Why don't you see, why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them tomorrow. Duygu, hoş geldin kızım. Evet. Why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them back tomorrow. Süpersiniz çocuklar. Aferin size. Evet, onların üzerindeki oda. Doğru. Above, yukarısındaki İrem. Onların yukarısındaki oda. Doğru. Above, yukarısındaki. Anlatacağım şimdi. Şimdi ben yazdırıyorum. Birazdan da tercümesini vereceğim size. Tercüme edeceğiz beraberce. Çok güzel bir çalışma yapacağım. Merak etmeyin çocuklar. Evet. Nobody can be this lucky. Nobody can be this lucky. Yazın bunu. Nobody can be this lucky. Aferin çocuklar. Aferin canlarım. Helal olsun size. Helal olsun. Bak, hiç sektirmeden yazıyorsunuz. Evet. Nobody can be this lucky. Nobody can be this lucky. Yazın bunu. Nobody can be this lucky. Birazdan tercüme edeceğim, merak etmeyin. Cook thought to himself. Cook thought to himself. Yes. Cook thought to himself. Bir daha okuyorum. Nobody can be this lucky. Cook thought to himself. He went upstairs and turned the light on. Baştan okuyorum. Nobody can be this lucky. Cook thought to himself. He went upstairs and turned the light on. Yes. Yazıyorsunuz değil mi çocuklar? Güzel yazıyorsunuz. Evet. Güzel. Aferin. Hem de yanlışsız yazıyorsunuz. Ha. Hiç düzeltmeye ihtiyacı hissetmiyorum. It was clear that the old lady was almost in another world. Okuyorum bir daha. It was clear that the old lady was almost in another world. Çok güzel. Nobody'den başlıyorum okumaya. Nobody can be this lucky. Cook thought to himself. He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was almost in another world. Yes, çok güzel. Yes, it was clear that the old lady was almost in another world. Süper, süper. Aferin.
Yanlış da yok ya. Vallahi çok güzel. Evet. She trusted everybody. She trusted everybody. She trusted everybody. Tercüme edeceğim şimdi. Merak etmeyin tercümesini. Şimdi yazmaya çalışın. She trusted everybody. Çocuklar yazamıyorum diye durmayın. Çünkü niye biliyor musun? Yanlış da yazsanız yazın ki o yanlışı düzeltelim. Bu ne? Aynı zamanda yazdığınız yanlışları düzeltmek için bir çalışma bu. Kulağınızı da terbiye ediyoruz. Ve syllable yani hecelemeyi de yapıyoruz. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. Aferin Mehmet, iyi yapıyorsun benim oğlum. Yes. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. Evet. Evet. Bir daha. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. Öznur, nobody bitişik yazılıyor kızım. Aynı zamanda O ile yazılıyor. Ben yazayım sana şu nobody'ye. Bir saniye. Nobody yazayım. Dikkatle bak. Nobody bitişik yazılıyor. Evet kızım bak dikkatle. Nobody bitişik yazılıyor ve O ile yazılıyor. Evet. Bir daha okuyorum. He found a heavy jacket, woolen shirt and some trousers hanging in the room. Evet. Nobody can be this lucky. Cook thought to himself. He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was almost in another world. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. Yazıyor musunuz çocuklarım? Umarım yazıyorsunuzdur. Evet, yazıyorsunuz. Aferin, güzel, harika. She trusted everybody. Doğru. Efendim, it was clear that the old lady was almost in another way. İrem, süpersin, süper. Gerçekten güzel. Emrah, he found a... Aferin oğlum. Emrah, sen maşallah intermediate seviyemişsin. Öznur, he went olacak kızım. Want değil. He went. Went yani go'nun ikinci hali kızım. Atilla, he found a heavy jacket, a woolen. Woolen iki L ile yazılıyor çocuklar. Woolen. Double O, double L. And some trouser. Trousers yazarken de Atilla oradaki H'yi kaldır. A harfini kaldır trousers. Evet. Zeki doğru. Nobody can be this lucky. Cook. Lucky olacak o. Zeki. Lucky de L-U. Lucky yazayım. Lucky. Dur yazayım Lucky. Lucky. Zeki bak o. Lucky'ye nasıl yazıyorum bak. Utanmayın yazmaktan. Yanlış yazacaksınız elbette. Siz profesör değilsiniz ki. Yavaş yavaş yazacaksınız. Trousers. Trousers. Ha olmayacak Atilla. O ha'yı kaldır oradan oğlum. Heavy jacket. Yanlış yazmışım bunu. Heavy jacket. Doğru. Heavy jacket. Evet. Doğru Sabine. Harika. Nobody can be this lucky cook. It was clear that all she trusted. Trusted da yanlış yazmışsın Zeki. Trusted şöyle yazılıyor. Ay pardon. Evet. Trusted yazıyorum. Trusted. Evet, trusted yazdım. Evet. Evet, trusted doğru yazdım. Evet, yazıyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. He found a heavy jacket, a woolen shirt and some trousers hanging in the room. Güzel. Yazdıysanız başlayalım isterseniz. Sen çocuklar.
Evet, başlayalım. O zaman birinci paragraf ben size bir tercüme edeyim güzelce. He? Olur mu? Birinci paragrafı tercüme ediyorum şimdi. Evet. Bir saniye çocuklar. Evet. Woman ben tek L ile yazıyorum. Yazabilirsin İrem. Doğru. Tek L ile yazılabiliyor. Ancak iki L ile İngilizler yazıyor. Tek L ile zannediyorum Amerikalılar yazıyor. Evet. It was clear that the old lady it was almost in another world. Süper. Özgür de süper yazdı. Evet. Doğru. 3 otomatik olarak güncelle. Onu yapalım daha iyi. Evet. Mehmet Sarıpınar da yazdı. Evet. Evet. Harika. Nobody. Kemal de yazdı. Harikasınız ya. Öznur. Everybody yazarken O ile yazacaksın kızım. O ile yazacaksın. Evet. 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 Güzel. İyi gidiyor maşallah. Evet. Gayet güzel. Harika. Evet çocuklar. Şimdi gelin. Gelin. Ekran paylaşımı yapalım. Evet. Ekran paylaşımı yapalım. Ve ekran paylaşımı yaptıktan sonra tek tek tercüme edeyim size şunu bir. Oldu mu? Hadi gelin bakalım çocuklar. You know, your clothes are in a terrible state. You know, bunu kadın söylüyor. Sağır kadın var diye evin içindeki sağır kadın. Biliyorsun diyor, biliyorsun diyor. Senin elbiselerin diyor, your clothes are in a terrible state. Berbat durumda. Terrible, berbat demek çocuklar. Şimdi düzelteceğiz, şey, tercüme edeceğim çocuklar. Bak. Şimdi iyice dinleyin anlayacaksınız. You know, biliyorsun. Şimdi kadın konuşuyor onunla. You know, biliyorsun. Your clothes are in a terrible state. Biliyorsun senin elbiselerin berbat bir durumda. State durum anlamına geliyor aynı zamanda çocuklar. Your clothes are in a terrible state. Evet. Atilla Ersoy demiş ki kimse bu kadar şanslı olamaz diye söyledi. Kendine kok. Yukarıya çıktı, ışığı açtı, ceketini, kazak pantolonu buldu orada. Doğru. Evet, oldu. Tamam. Tercüme edeceğiz şimdi. Devam ediyoruz. Kadın diyor ki, you know your clothes are in a terrible state. Biliyorsun diyor, senin elbiselerin diyor, berbat bir durumdaydı diyor. Berbat bir durumdaydı elbiselerin diyor. Devam ediyorum çocuklar. The old lady said, yaşlı kadın söyledi. After the meal, yemekten sonra. Değil mi? Önce yemek verdim ona. Sonra şeye Edward Cook'a diyor ki You ruined them. You ruined. Çocuklar ruin yazıyorum buraya ruini. Ruin yazıyorum bakın. Ruin bu bir fiildir. Mahvetmek anlamına geliyor ruin. Neymiş ruin? Mahvetmek. Düzenli fiil bu çocuklar. You ruined them when you had the accident. You ruined them when you had the accident. Kaza yaptığın zaman diyor. Evet, kaza yaptığın zaman diyor. Evet. You ruined, onları mahvettin diyor. Mahvettin, perişan ettin o elbiselerini. Yani çok kötü duruma geldi elbiselerim. Oğlan da diyor ki, Cook. Cook da diyor ki, That's alright. Doğru, haklısınız diyor. That's alright. Evet, doğrudur diyor. And they are just my work clothes. Onlar sadece benim iş elbiselerim diye cevap verdi. Cook. Halbuki yalan söylüyor tabii ki. Değil mi çocuklar? O hapishane elbiseleri. That's alright. They are just my work clothes. Cook answered. Evet, doğru. O benim sadece iş elbiselerim diye cevap verdi. Kadın devam ediyor şimdi konuşmaya. My husband. Ha, dur aşağı ineyim değil mi biraz? Aşağı ineyim. Evet. Evet. Burada. Evet. Buraya geldim çocuklar. Şimdi devam ediyorum. My husband was just about your size. Diyor ki benim eşim de diyor kocam da tam senin ölçülerinde tam değil de about your size. Aşağı yukarı tam aşağı yukarı just orada tam. Tam aşağı yukarı senin ölçülerinde. Yani neredeyse aşağı yukarı senin ölçülerindeydi. Tam olmasa da o seviyede demek. My husband was just about your size. Benim eşim de diyor, kocam da
aşağı yukarı tam olarak senin ölçülerinde idi. A little heavier perhaps. Belki biraz daha ağır. Belki biraz daha ağır diye. A little heavier. Belki biraz daha ağır diye söylüyor. All his clothes, onun bütün elbiseleri are upstairs. Onun bütün elbiseleri, değil mi? All his clothes, onun bütün elbiseleri are demin çünkü cloth cem çoğul. Are upstairs, üst kattadır. All his clothes are upstairs. Onun bütün elbiseleri üst kattadır. They are no good to him. They are no good to him. Çocuklar, to be no good to somebody. Birisinin işine yaramamak. Mesela it's no good to me. It is no good to me. Bu benim işime yaramaz anlamına geliyor. Veya mesela this car is no good to me. Bu araba benim işime yaramaz anlamına geliyor. To be no good to dediğimiz zaman çocuklar to be no good to işine yaramaz anlamına geliyor. Bu bir kalıp sevgili çocuklar. Bunları isterseniz yazınız. To be no good to. Yaz, şöyle not edeyim ben. Bakın. To be no good to. Bakın bunu alayım buradan. Evet. To be no good to. Şunu ar yapayım şunu. Bir saniye. Şöyle yapayım. Ar. Evet. O küçük harf olacak değil mi? Ar. Evet. Evet. To be no good to. Pardon çocuklar. Evet. Evet. To be no good to. Evet, işine yaramamak. Birisinin işine yaramamak çocuklar. Bu bir kalıp. Okay. İşine yaramamak. Heavy ağır demekti. Heavy. Heavier daha ağır. Comparatives yapmış burada. Heavy ağır. Heavier daha ağır çocuklar. Değil mi? Heavy ağır. Heavier daha ağır. Evet. They are no good to him. Yani artık onlar onun işine yaramaz. He died 2 years ago. He died 2 years ago. O 2 yıl önce öldü. Past tense, değil mi? Died. Died, died. O 2 yıl önce öldü. Kim o? Eşi, kocası. She pointed up to the room above them. She pointed up. Çünkü point göstermek anlamına geliyor. Up da yukarıyı gösterdi. She pointed up to the room. Odaya doğru gösterdi. Above them. Onların yukarısındaki yani Edward Cook'la yaşlı kadının bulunduğu odanın yukarısında ne varmış? Oda varmış. O odayı gösterdi. She pointed up to the room above them. Onların yukarısındaki odayı parmağıyla işaret etti. Değil mi? Point up yukarı doğru işaret etti. To the room, odaya. Point up to bir yere işaret etmek, bir yere doğru işaret etmek. Şimdi kadın diyor ki çocuklar, dikkat edin sevgili çocuklar. Kadın diyor ki, Why don't you see if any of his clothes with you? Buradaki if ıpmadığın anlamına geliyor. Buradaki if ney? Ipmadığın anlamına geliyor. Yukarı çıkarıyorum. Evet, yukarı çıkarıyorum. Evet. Buradaki if çocuklar, if eğer anlamına gelmiyor. Ipmadan anlamına geliyor. Onun yerine çocuklar, onun yerine bakın parantez açıyorum. Bakın whether da getirebilirsiniz. İkisi de aynı manaya geliyor. Whether. Ipmadana. Whether any of his clothes fit you. Yani why don't you see, niye bakmıyorsun diyor. If ya da whether. Whether hava değil ha. Ipıpmadığını anlamı. Ipıpmadığını, yapıp yapmadığını, gidip gitmediğini. Any of his clothes, onun elbiselerinden herhangi birisinin sana uyup uyumadığını değil mi? Sana uyup uyumadığını niye bakmıyorsun diye, niçin bakmıyorsun diye söylüyor değil mi? Ya why don't you, değil mi çocuklar? Dikkatle bakın. Why don't you see if ya da whether any of his clothes fit you. Evet. Any olduğu zaman çocuklar burada any olduğu zaman çocuklar any olumlu cümlelerde any herhangi bir
anlamına geliyor. Yani neymiş? Herhangi bir. Aslında en normalde olumsuz cümlelerde geçer. Öyle öğretmiştik. Ama olumlu cümlelerde geçtiği zaman herhangi bir. Weather ise çocuklar. Weather. Weather. Ip ıpmadığını anlamına geliyor ama. Bakın. Ip ıpmadığını anlamına geliyor ama. Evet. Sonda. Sonda. Bir de not kullanılıyor. Weather kullandığınız zaman. Sadece weather kullanırken kullanıyorsunuz. Weather kullandığı zaman bir de not'ı kullanıyorsunuz. Mesela why don't you see whether any of his clothes fit you or not? Orada var burada. Orada var. Orada unuttuk yazmayı. Or not. Evet. Whether or not. Şöyle yapayım. Evet. Bak. Demek ki if'i kullanabilirsiniz. If'i kullandığı zaman sonda or not kullanmanıza gerek yok çocuklar. Ama weather kullandığı zaman arkada or not kullanmanız lazım. Genellikle Amerikalılar weather kullanırlar. Why don't you see, niye görmüyorsun diyor, if any of his clothes fit you. Ya da why don't you see whether any of his clothes fit you. Bunu da parantez içine alalım. Evet. Evet. Bir de bunu parantez içine alayım. Pardon. Bunu alayım. Hı-hı. Evet. Ya şurada. Demek ki buradaki or not weather'la birlikte kullanılıyor. Değil mi çocuklar? Or not weather'la birlikte kullanılıyor. Evet. Or not weather'la birlikte kullanılıyor. Dikkatli olun ne olur. Bunlar basit bir şey geliyor gibi geliyor ama. Evet. Mesela woolen. Woolen. For example, I understand woolen woman. Niye gidip görüyoruz onun kıyafetlerini sana olup olmadan yarın geri getirebilirsin. Doğru, evet. To be no good to. Doğru. Evet. Doğru. Onu da doğru yazmış şey Sabine. Atilla da doğru yazmış. Kemal ben anlayamadım seni yazdığın oğlum. As I can understand the pronounce. I couldn't write for example I understand woman, women gibi yerler. Tamam. I don't you whether he is in London. Orada don't'tan sonra irem fiil getirmen lazım. I don't sonra fiil getirmen lazım. I don't know, değil mi belki? I don't know. I don't know whether he is in London. Onun Londra'da whether he is in London or not. Arkasına bir de or not getirmen lazım İrem. Whether he is in London or not. Onun Londra'da olup olmadığını bilmiyorum. Whether he is in London or not. Olursa daha da güzel olur bence. Eğer if deseydin şeye whether'a gerek yoktu. I don't know whether değil de if. If he is in London. O zaman onlata gerek yok. Evet. Devam ediyoruz. Why don't you see if any of his clothes, değil mi? Fit you. Onun elbisenin sana uymadan niye bakmıyorsun diyor. Sonra diyor ki you can bring them back tomorrow. Çocuklar bring back değil mi? Geri getirmek. Bring back. Bu da phrasal verb çocuklar. Onu yarın geri getirebilirsin diyor, değil mi? Evet. Nobody can be this lucky. Bunu kim diyor? Edward Cook diyor. Şoka girmiş adam, değil mi? O kadar iyilik yapıyor ki kadın. Nobody can be this lucky. Hiç kimse bu kadar şanslı olamaz diyor. Olabilemez. Cook thought to himself. Evet. Kendi kendine düşündü. Cook thought to himself. Bakın. Think to oneself. Mesela I thought to myself. Ben kendi kendime düşündüm anlamına geliyor. Yani Cook hiç kimse bu kadar şanslı olamaz diye kendi kendine düşündü. He went upstairs. O üst kata gitti. And turned the light on. Ve ışığı yaktı. It was clear that belliydi ki the old lady was almost in another world. Yaşlı kadın neredeyse başka bir dünyadaydı. Yani bu devrin adamı değildi demek istiyorum. It was clear that the old lady was almost in another world. Yaşlı kadın belliydi ki başka bir dünyadaydı. She trusted everybody. Trust inanmak çocuklar. O inanıyordu, herkese inanıyordu.
trust, inanmak, değil mi? Kanıyordu yani. Herkese kanıyordu anlamında geçiyor. He found a heavy jacket. O nasıl kalın bir ceket buldu. Heavy jacket dediğine bakmayın. Ağır ceket dediğine bakmayın. Biz onu Türkçe'ye çevirirken ağır ceket diye çevirmiyoruz. He found a heavy jacket. Yani o kalın bir ceket buldu. Yünlü kalın bir ceket buldu. A woolen shirt ve yünlü bir gömlek buldu. Yün bir gömlek buldu. Aşağı doğru indirelim değil mi bunu? Evet. Yes. Yün bir gömlek buldu. Evet. Yün bir gömlek buldu. Bir saniye. Evet. And some trousers ve birkaç tane de pantolon hanging in the room. Odada asılı. Değil mi? Hanging in the room. Evet. Doğrusunu yazdım demiş. Evet doğru. I don't know whether he is in London or not diyelim bir de arkasına. Or not. Whether kullandın mı arkasına or not kullan kızım. Oldu mu? If'i kullansan or not'a gerek yok İrem. Ama whether kullandığı zaman arkasına or not'a gerek var. Evet. Yarın onları geri getirebilirsin. Doğru. Vale hoş geldin. Daha birinci paragraftayız. Sevgili çocuklar. Şimdi bir 5 dakika 10 dakika ara vereceğiz. Okey. Müzik koymayacağım. Kendi kendiniz güzel bir müzik koyun. Dans edin, dinlenin, enerji dolun ve 5-10 dakika sonra görüşelim. Burada kapatmıyorum ben bunu çocuklar. Sadece şey yapıyorum buraya. Söyleyeyim. Ne diyeyim? Buraya bir ekran paylaşacağım. Başka bir ekran paylaşımı yapacağım. O duracak. Geldiğim zaman inşallah devam edeceğiz. Oldu mu çocuklar? Evet. Şimdi o zaman şöyle yapayım ben. Evet. Bir saniye. Evet. Evet çocuklar. Bunu koyacağım. Bu ekrana koyacağım bunu. Siz buna bakacaksınız. Ben gelinceye kadar. Oldu. 5-10 dakika dinleneyim. Bir çay içeyim. Hemen geliyorum canlı. Hadi bay bay. Şimdilik. Thank you.
Evet, merhaba tekrar çocuklar. Evet. Woolen, ha, telaffuzumu anlamadığınız için. Evet. Şimdi, çok güzel. Şimdi yazan yazıları bir okuyayım önce. Benim kitaplarım var şu anda, gemideyim demiş. Ben kaptanım, ha, ben kaptanım şu an gemideyim demiş. Yayın gidip geliyor, Romanya'dayız. Ha, güzel. İtfaz yerine şivaz olur mu diye sormuş Zeki. İtfaz yerine şivaz olmaz. Çünkü it was clear that o olay aşikardı ki, yani o aşikardı ki diyor Zeki. Eğer she was clear deseydi o kadın net idi anlamına. O kadın aşikar idi anlamında geçiyor. Mesela bir var, the television is clear, televizyon net. Ama dersen ki it is clear that, o aşikardır ki, o bellidir ki anlamına geliyor. Değil mi? It was clear yerine diyemiyoruz maalesef. Evet. Öznur gitmiş. Güle güle Öznur. Tabii ki. Bu olan bağlantı koptu. Ancak gelebildim. Bitti mi ders? Yok, bitmedi Atilla. Devam edeceğiz. Bu ikinci bölümü. Devam edeceğiz. Gayet de uzun sürecek bu. Telaffuz anlamını anlayamadığım için diye söylemiş. Hayır, bence olmaz. O zaman kadın temiz olur. Ha, kadın doğru Sabine. Evet, doğru. Aferin Sabine, doğru. Evet sevgili çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar biliyor musunuz? Biz önce sinopsisi, değil mi? Üç kere dinlettirdim. Ve aynı zamanda birinci paragrafı ve komple şeyi, söyle okuma parçasını. Sonra da ne yaptık çocuklar? Bunları tek tek size yazdırdım. Cümle cümle yazdırdım. Cümle cümle yazdırdıktan sonra da pardon, cümle cümle yazdırdıktan sonra da ne yaptım? Bunları tercüme ettim size. Tek tek tercüme ettim. Yapılarıyla birlikte tercüme etmeye çalıştım. Şimdi birinci ve ikinci, yani birinci sinopsisi ve birinci paragrafı bir kere daha dinlettirmek istiyorum. Dikkatle dinlemenizi istiyorum çocuklar. Sonra arkasından ikinci paragraf dinleyeceksiniz. Okey? Arkasından ikinci paragrafı dinleyeceksiniz. Evet. Ve ikinci paragraf dinledikten sonra da ikinci paragrafı size ben okuyacağım. Yazacaksınız onu. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Dinleyin tekrar çocuklar. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Şu ana kadar yaptığımız bütün sinopsisi, birinci paragrafı yaptık zaten iyice. Onları ne yapacaksınız? Pekiştireceksiniz şimdi. Telaffuz yönünden pekiştireceksiniz. Şimdi ikinci paragrafı da dinletireceğim size aynı zamanda. İkinci paragrafı da dinledikten sonra ben size okuyacağım, yazacaksınız. Bunu yapmamıştık geçen ders çocuklar. Hadi benim canlarım, başlıyoruz. Başlıyoruz. Dikkatle dinliyorsunuz. Ve dikkatle dinledikten sonra ben size bunu tek tek okuyacağım. The man who escaped.
Episode 7. Coke found food in a small house in the country. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Coke. A sergeant in a police station not far from the house Coke was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Coke. You know, your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. You ruined them when you had the accident. That's all right. They're just my work clothes, Coke answered. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. All his clothes are upstairs. They're no good to him. He died 2 years ago. She pointed up to the room above them. Why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them back tomorrow. Nobody can be this lucky, Coke thought to himself. He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was almost in another world. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. Evet, buraya kadar çocuklar. Buraya kadar biz yaptık. Şimdi ikinci paragrafı dinlettiriyorum size. İkinci paragrafı dinledikten sonra cümle cümle size yazdıracağım çocuklar. Kimdi o? Bakayım. Atilla. Bu ikinci bölüm oğlum. Bitmedi tabii ki. İkinci bölüm. Devam ediyoruz. Başlıyoruz ikinci paragrafa çocuklar. Dinleyin. Lütfen dikkatlice dinleyin. What do you know about Coke? Baxter asked Hawes. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Yes, that's right. Coke always said it wasn't him, but it was someone else. That's what they all say. But what's so special about him? Coke was in army intelligence. He knew important secrets. We could never understand why he sold them. It wasn't a real motive. Some said he did it for money. We couldn't prove it. But if he was a spy, he still knows too much. We can never find out who he sold the secrets to. That's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. Evet, bu da ikinci paragraf çocuklar. Biraz hızlı konuşuyor değil mi? Evet. Hadi canlarım başlıyoruz. Okuyorum cümle cümle. Siz yazıyorsunuz bunları. Geçen ders gelmemiştiniz. Neydi? Herabat. Ne o? Harabat ehli. Hoş geldin. Evet, okuyorum, yazıyorsunuz çocuklar. Tercüme sonra yapacağım. Önce ne yapıyorsunuz? Spell, yani heceleme yapıyorsunuz, syllable yapıyorsunuz. Evet. What do you know about Kirk? What do you know about Kirk? What do you know about Kirk? Yazın bunu. What do you know about Kirk? Baxter asked Holmes. What do you know about Kirk? Baxter asked Holmes. What do you know about Kirk? Baxter asked Holmes. They were in the car now. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Baştan alıyorum. What do you know about Cook? What do you know about Cook? Baxter asked Holmes. They were in the car now. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Yazıyor musunuz çocuklar? Bekliyorum. Son defa okuyorum, geçeceğim. Yes. What do you know? What do you know about Cook? Baxter asked Holmes. They were in the car. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Kim yazdı? Behice, hoş geldin. İkinci paragrafa geçti. Zaten birinciyi sen seyretmiştin.
İkinci paragrafa geçtik. Birinciyi bitirdik Behice, ikinciye geçtik. Söylediklerimi yazıyorsunuz sadece. Güzel, tam zamanında yetiştin esasından. What do you know about Cook? Atilla, what you know about Cook? Baxter asked House. Bir daha okuyayım çocuklar. Behice sen de dinle kızım. What do you know about Cook? Baxter asked Holmes. They were in the car now. They were in the car now. Very little, I am afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. What do you know about Cook? Baxter asked Holmes. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all. Tercümeyi birazdan yapacağım çocuklar. Evet. İrem maşallah peş peşe yağmur gibi yağmış. Güzel. Saçınızı tarayın hocam. Mehmet, sen benim fiziğimle ilgilenme. Ağzımla, konuşmamla ilgilen oğlum. İrem. They were in the car now. Doğru. Atilla, they were in the car now very little. I'm afraid you infected. Çok güzel Atilla, bravo. Duygu, what do you know about Cook? Baxter asked Holmes. They were in the car now. Sabine, Baxter asked Holmes. Paul, bu, şimdi birazdan yazacağım, onu bilmiyorsunuz tabii nasıl yazdığını. Adamın adı. They were in the car now very little. I'm afraid in fact. I don't think. Çok güzel Sabine, aferin. Behice, aferin kızıma. Bak gördün mü, hemen adapte oldum. What do you know about Cook? Baxter asked Holmes. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything. Helal olsun sana Behice. Vallahi bravo. Geldin hemen adapte. İşte bu asker gibi kız. Evet. Evet. Hmm. Devam ediyorum sevgili çocuklar. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Tekrar okuyorum. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Hadi yazın çocuklarım. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Yes. Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Wasn't he the fellow in that spy case about 4 years ago? Yazın çocuklar. Evet. Yes, that's right. Cook always said it wasn't him, that it was someone else. Yes, that's right. Cook always said it wasn't him, it was someone else. Nural Kaçar, aferin, sen de yazmaya başladın, güzel. Duygu, güzel, aferin. Atilla, wasn't he the fellow who was in the spy case? Aferin Atilla be. Mükemmel gerçekten. Wasn't he the fellow who was in the... Evet, İrem de öyle. Süper, süper çocuklar. Hadi çocuklarım yazın, aferin. Güzel, güzel. Evet, doğru. Yes, that's right.
Cook always said it wasn't him, that it was someone else. Evet. Wasn't he diyecektin kızım. Sabine, wasn't he the fellow who was in the spy case? Spy, ajanlık, casus kanında, about 4 years ago, ispiyonculuk, evet. Muhbirlik anlamına geçiyorum. Wasn't he the fellow who was in the spy? Behice, süpersin, süper. Vallahi. Yes, that's right. Cook always said it wasn't him, that it was someone else. Süper. Evet çocuklar. Güzel, maşallah. Anlamanız kuvvetli. Devam ediyorum çocuklar. That's what they all say. That's what they all say. That's what they all say. But what's so special about him? But what is so special about him? What's so special about him? That's what they say. That's what they all say. Yanlış okudum çocukla, kusura bakmayın. That's what they all say. But what's so special about him? What is so special about him? Ha, aferin Nural. Aferin. Yazmaya çalış kızım. Yazmaya çalış. Yavaş 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 klavyen de ilerleyecek. Yaz kızım. Evet. İrem, sen yine yazdın. Emre, yes, that's right. Cook only said it wasn't him, it was someone else. Güzel. That's what they all say, but what is so special about him? Yes. Cook was in army intelligence. Cook was in army intelligence. He knew important secrets. He knew important secrets. Cook was in army intelligence. He knew important secrets. We could never understand why he sold them. Yes, Cook was in army intelligence. He knew important secrets. He knew important secrets. We could never understand why he sold them. Yes. Yes. Güzel. Güzel. Cook was in army intelligence. He knew important secrets. We could never understand why he sold them. There wasn't a real motive. 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 Yazın çocuklarım. There wasn't a real motive. Some said he did it for money. Some said he did it for money. Yes, there wasn't a real motive. There wasn't a real motive. Some said he did it for money. Some said he did it for money. Yazın şimdi, kontrol edeceğiz. Merak etmeyin. Anlayacaksınız hatalarınızı. Some said he did it for money. We couldn't prove it. We couldn't prove it. We couldn't prove kanıtlamak. We couldn't prove it. But if he was a spy, but if he was a spy,
He still knows too much. If he was a spy, he still knows too much. Yes. Some said he did it for money. We couldn't prove it. We couldn't prove. Hadi yazın. Bakıyorum buradan ben. Hadi tembellik yapmayın. We couldn't prove it. But if he was a spy, he still knows too much. He still knows too much. We could never find out. We could never find out who he sold the secrets to. We could never find out who he sold the secrets to. Orada whom da gelebilirdi. We could never find out who he sold the secrets to. That's why, bunun içindir ki, that's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. That's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. Yes. Yes, we couldn't prove it, but if he was a spy, he still knows too much. We could never find out who he sold the secrets to. That's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. That's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. Evet. Okudum tamamını. Gayet güzel yazıyorsunuz. Evet. Gayet güzel yazıyorsunuz. Harika. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Parçayı ben size paragraf 2 bu. Evet, paragraf 2. Evet. Evet sevgili çocuklar. Şimdi ekran paylaşımı yapıyorum. Gördünüz değil mi parçayı? Gördünüz. Gayet güzel. Hadi gelin beraberce okuyalım parçayı. Hadi canlarım benim. Okuyalım. What do you know about Cook? Baxter asked Holmes. Şimdi Baxter dedektifin adı Richard Baxter. Değil mi? Baxter dedektifin adı Catch düzeltiyorum demiş. Evet doğru. Güzel. Evet. Baxter dedektifin adı. Holmes da Tom Holmes öteki dedektifin adı. Kim o öteki dedektif? Hani Baxter gidiyor ya başka bir bölgeye gidiyor. O bölgede onu karşılayan adamın adı Tom Holmes. Şimdi
Baxter Hall'a soruyor. Holmes'a soruyor. What do you know about Cook? Cook hakkında ne biliyorsun diyor. Cook hakkında ne biliyorsun diye soruyor değil mi? What do you know about Cook? Baxter asked Holmes. Baxter Holmes'a soruyor. They were in the car now. Onlar şimdi arabadaydılar. Değil mi? Onlar şimdi arabadaydılar. Very little, I am afraid. Korkarım çok az. Yani bir şey bilmiyorum denilebilir diyor. Very little, I am afraid. Bir şey bilmiyorum denilebilir. In fact, yazın bunu. Özür dilerim. Aslına bakarsam, I don't think I know anything about him at all. I don't think I know anything about him. Zannetmiyorum diyor, biliyor olduğumu. Onun hakkında katiyen herhangi bir şey biliyor olduğumu zannetmiyorum. At all, katiyen, asla. Yani asla bir şey biliyor olduğumu, herhangi bir şey biliyor olduğumu, anything orada herhangi bir şey. Çocuklar, anything aslında olumsuz cümlelerde kullanılır biliyorsunuz. Anything. Ama anything'i olumlu cümlelerde kullanılan zaman herhangi bir şey, bir şey anlamına gelir. Ne diyor? I don't think, zannetmiyorum diyor. I know, biliyor olduğumu, anything about him at all. Katiyen onun hakkında öyle bir şeyle bildiğimde biliyor olduğumu da zannetmiyorum. Bakın güzel bir soru soruyor burada. Wasn't he, o değil miydi diyor, the fellow, o herif. Fellow, herif demek, adam demek. Amerikalılar buna guy diyor. Guy, G-U-Y diye yazılıyor çocuklar. Wasn't he the fellow, o adam değil miydi diyor. Wasn't he the fellow, o adam değil miydi diyor. Wasn't he the fellow. Who was in the spy case? Hani o diyor casusluk olayında olan, muhbirlik olayında olan spy, casusluk, muhbirlik veya ispiyoncu, ajan anlamında geçiyor. Wasn't he the fellow who was in that spy case? Şu casusluk olayında olan adam değil miydi diyor. About 4 years ago, aşağı yukarı 4 yıl önceki casusluk olayındaki adam değil miydi diyor. Bu adam, bu herif anlamında geçiyor. Fellow biraz kaba laf ama tabii kullanılabiliyor gene. Baxter diyor ki, yes, that's right. Cook always said it wasn't him. Yes, that's right. Evet, doğru. Yes, that's right. Aşağılayayım azıcık çünkü görmüyorsunuz. Evet. Yes, that's right. Evet. Cook always said, Cook daima diyordu ki, dedi ki, hep dedi ki, it wasn't him. Yani o olaydaki o değil, yani kendisinin olmadığını söylüyordu. It wasn't him. Cook always said, it wasn't him. Cook daima söylüyordu, it wasn't him. Yani o olaydakinin o olmadığını söylüyordu. Kendisinin olmadığını söylüyordu. Yani o casus o değil. That it was someone else. Başkasının olduğunu, oradaki that dığını anlamına geliyor. Yani başka birisi, someone else, başka birisinin olduğunu söylüyordu. Yani Cook always said it wasn't him. Bu cümleyi kaldırdınız mı? Cook always said that it was someone else. Başka birisinin olduğunu söylüyordu. Evet çocuklar. That's what they all say. Onların hep söylediği aynı şey diyor. That's what they all say. Onların hep söylediği aynı şey diyor. Kim diyor? Tom Holt diyor. That's what they all say. Onların hepsinin tamamını söylediği bu. Yani ben suçsuzum, ben günahsızım diye söylüyorlar. But, Holt devam ediyor. What's so special about him? Ya onun hakkında özel olan nedir ki bu?
What's so special about him? Onun hakkında özel böyle, so orada böyle. Böyle özel olan nedir yani? Nedir böyle özel olan? What's so special about İstanbul? Yani İstanbul hakkında böyle özel olan şeyler nedir ki? Sen bu İstanbul'u methedip duruyorsun gibilerinden söylüyorsun mesela, değil mi? Demek ki what's so special about? Bu bir soru kalıbı, güzel de bir soru kalıbı, değil mi? What's so special about your father? Senin babanın özel olma durumu nedir ki yani? Bu kadar özel, özel, özel diye söylüyorsun. Nedir bu özel olma durumu? What's so special about your mesela work? Niye senin bu işin bu kadar özel yani? Nedir bu? Açıkla gibilerinden söylüyorum. Değil mi? What's so special? Evet. Cook was in army intelligence. Cook diyor, kara kuvvetleri istihbaratındaydı. Army intelligence. Army, kara kuvvetleri demek çocuklar. Navy, deniz kuvvetleri demek. Air Force da hava kuvvetleri demek. Cook, kara kuvvetleri istihbaratındaydı. Intelligence, istihbarat demek çocuklar. Evet. He knew important secrets. O önemli sırları biliyordu. We could never understand why he sold them. Biz asla anlamadık diyor. Biz asla anlamadık. Why he sold them? O onları niçin sattı? O sırları niçin sattığını anlamadık biz. There wasn't a real motive. Gerçek bir motif, yani burada neden yok idi. Gerçek bir motif, yani o olaya uyduracak bir konu yok idi. Motif burada aslında motif süs demek istiyorlar. Gerçek bir süs yok idi derken, gerçek bir konu yoktu. Gerçek bir, ne diyelim, onu uyduracak bir mesele yoktu diyor yani. Motif orada. There wasn't a real motive. Sizce ne olabilir? Yazın çocuklar. Gerçek bir motif, yani onu uyduracak bir mesele yoktu. Yani derva nasıl diyelim, gerçek bir motif, gerçek bir motif yoktu. Motif aslında Türkçe'de kullanmıyoruz. Motifi bir süs anlamında kullanıyoruz. Ancak burada there wasn't a real motive derken gerçek bir sebep yoktu diyelim. Yani bir sebebin diyelim, sebep yoktu anlamda. Some said, bazıları diyordu ki, he did it for money. O para için yaptı diye söylüyordu. Bazıları ne diyordu? Onun onu para için yaptığını söylüyordu, değil mi? Bazıları onun para için yaptığını söylüyordu. Yes. Yes. Some said he did it for money. Evet. Devam ediyorum çocuklar. We couldn't prove it. Prove, kanıtlamak. Biz onu kanıtlayamadık diyor. Bazıları para için yaptığını söyledi ama diyor, we couldn't prove it. Biz onu kanıtlayamadık diyor. Yani para için yaptığını kanıtlayamadık. But, ama, if he was a spy, eğer bu o bir casus idiyse, eğer o bir casussa, casus idiyse o zamanlar, he still knows too much. Hala da çok şey biliyor. He still knows too much. We could never find out. Çocuklar burada find out, öğrenmek. We could never find out. Biz asla anlayabilmedik, anlayamadık. Who ya da whom he sold the secrets to. Bu sırları kime sattığını hala anlamış değiliz diyor. We could never find out. Asla anlayamadık. Evet, sebep değil mi çocuklar? Evet. Gerekçesi yoktu. Motif. Bak bu daha güzel ha. Bunu yapmak için bir gerekçesi yoktu. Yani paraya ihtiyacı yoktu. Satmasının bir amacı yoktu. Doğru, doğru. Çok güzel. Atilla daha güzel açıklamış. Bir gerekçesi yoktu. Bir sebebi yoktu. Evet. Yani motif orada gerekçe gibi değil mi? Bak, değil mi? Türkçe. Ya. Aferin. Atina'nın Türkçesi de güzelmiş bu arada. Onu da görmüş olduk. Evet. We could never find out. Biz asla öğrenemedik diyor.
Whom ya da who, orada whom da gelebilir. Kime? Whom he sold the secrets to. Bu sırları diyor, kime sattığını hala diyor bulabilmedik, bulamadık. That's why, bunun için, that's why yine so da kullanabilirdi burada. So, bunun için, bundan dolayı, we have to catch him, biz onu yakalamak zorundayız. Before he makes contact, kontak kurmadan önce o, with any of his old friends, eski arkadaşlarından herhangi birisiyle kontak kurmadan önce, burada before, meden önce çocuklar. Before neymiş? Meden önce. Before'un arkasına asla olumsuz cümle gelmez çocuklar. Evet, aşağı iner misiniz? İndim aşağı. Ha doğru. We could never find her. Doğru. Ha, evet. Doğru. Evet. Güzel. Aha, evet. 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 We could never find out who he sold the secrets to. Kime sattığını bulamadık diyor bu sırlar diyor. That's why we have to catch him. Bu yüzden biz onu yakalamak zorundayız. Before he makes contact with any of his old friends. O eski arkadaşlarının herhangi birisiyle, any orada herhangi birisiyle ile kontak kurmadan önce, make contact, kontak kurmadan önce, ilişkiye girmeden önce diyelim. Girmeden önce, bakın orada before, meden önce biz onu yakalamak, bu yüzden yakalamak zorundayız onu. We have to catch him. Gördünüz mü çocuklar? Demek ki o kadar zor değil, değil mi? O kadar zor değil. Bu da ikinci parça, ikinci paragrafımız çocuklar. İkinci paragrafımızda. Şimdi dikkatli bir şekilde baştan ikinci paragrafa kadar dinleyeceğiz çocuklar. Baştan ikinci paragrafa kadar dinleyeceğiz. Evet. Baştan ikinci paragrafa kadar dinleyelim. Sonra ikinci paragrafı da bitirdikten sonra üçüncü paragrafı dinletireceğim ben size. Üçüncü paragrafı dinlettirdikten sonra üçüncü paragrafı size yazdıracağım. Bunu önce bir dinlettireyim size. Sonra üçüncü paragrafı da dinlettireyim. Sonra bir 5-10 dakika yine ara verelim. Sonra devam edelim. Olur mu çocuklarım? Ama bu 5-10 dakika arada lütfen sizler web sitemiz var biliyorsunuz. Oraya gidip web sitemize reklamlara tıklarsanız çok memnun olurum. Hadi gelin bakalım. Baştan ikinci paragrafın sonuna kadar, yani şu anda gördüğümüz yere kadar dinliyoruz. Sonra üçüncü paragrafı dinlettireceğim. Üçüncü paragrafta ne yapacağız? Teneffüsten sonra bir teneffüs arası vereceğiz. Teneffüsten sonra üçüncü paragrafı çalışacağız. Başlıyorum çocuklar. The Man Who Escaped. Episode 7. Coke found food in a small house in the country. Baxter arrived at a small station. Another detective met him there and asked Baxter why Scotland Yard was so interested in Coke. A sergeant in a police station not far from the house Coke was in sent a young policeman to the house to tell the old lady in it about Coke. You know, your clothes are in a terrible state, the old lady said after the meal. You ruined them when you had the accident. That's all right. They're just my work clothes, Coke answered. My husband was just about your size. A little heavier, perhaps. All his clothes are upstairs. They're no good to him. He died 2 years ago. She pointed up to the room above them. Why don't you see if any of his clothes fit you? You can bring them back tomorrow. Nobody can be this lucky, Coke thought to himself. He went upstairs and turned the light on. It was clear that the old lady was almost in another world. She trusted everybody. He found a heavy jacket, a woolen shirt, and some trousers hanging in the room. What do you know about Coke? Baxter asked Hawes. They were in the car now. Very little, I'm afraid. In fact, I don't think I know anything about him at all.
Wasn't he the fellow who was in that spy case about 4 years ago? Yes, that's right. Coco said it wasn't him, but it was someone else. That's what they all say. Well, what's so special about him? Kirk was in army intelligence. He knew important secrets. We can never understand why he sold them. It wasn't a real motive. Some said he did it for money. He couldn't prove it. But if he was a spy, he still knows too much. We can never find out who he sold the secrets to. That's why we have to catch him before he makes contact with any of his old friends. Buraya kadar önce sinopsisi dinledik, sonra birinci paragrafı dinledik, sonra ikinci paragrafı dinledik. Şimdi sevgili çocuklar, üçüncü paragrafı dinliyorsunuz. Üçüncü paragrafı dinledikten sonra dikkatlice dinleyin. İki defa dinleteceğim. İkinci, son paragrafı dinledikten sonra çocuklar ne yapıyoruz? 5-10 dakika mola veriyoruz, ara veriyoruz, sonra devam ediyoruz. Hadi çocuklar, göreyim sizi. Kirk put the clothes on as quickly as he could. They were old and shabby, but at least they were warm. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled when she looked at him. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. Cope tried to be polite. He wanted to leave quickly. I can't thank you enough. It's very kind of you to do all this for me. The old lady didn't seem to hear him. Just like my husband, she said again. Just then, there was a knock on the door. Evet. Bir daha dinletiyorum çocuklar. Dikkatlice dinleyin. Kirk put the clothes on as quickly as he could. They were old and shabby, but at least they were warm. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled when she looked at him. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. Kirk tried to be polite. He wanted to leave quickly. I can't thank you enough. It's very kind of you to do all this for me. The old lady didn't seem to hear him. Just like my husband, she said again. Just then, there was a knock on the door. Evet çocuklar. Şimdi 5 dakika mola vereceğim çocuklar. Dinlenmek açısından. Ve sonra da geleceğim. 3. paragrafımızı yapacağım çocuklar. Bir saniye. Görüşmek üzere çocuklar. Sevgiyle kalın şimdilik. Birazdan yine geleceğim. Ara veriyoruz. Thank you.
Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik 3. bölüme. 3. bölümde bitirelim. Ve bugün epey güzel bir iş yaptık. Çocuklar, evvela bir kere ben okuyacağım size ama ben okumadan önce bir defa daha isterseniz bir dinleyin. Bir defa daha bir dinleyin. Bir saniye. Sonuncuyu. Buradan başlıyoruz çocuklar. 3. bölümden başlıyoruz. Hadi. Put the clothes on as quickly as he could. They were old and shabby, but at least they were warm. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled when she looked at him. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. Coke tried to be polite. He wanted to leave quickly. I can't thank you enough.
It's very kind of you to do all this for me. The old lady didn't seem to hear him. Just like my husband, she said again. Just then, there was a knock on the door. Evet. Şimdi başlıyorum çocuklar. Cook put the clothes on as quickly as he could. Yazın bir daha. Cook put the clothes on as quickly as he could. Cook put the clothes on as quickly as he could. They were old and shabby. They were old and shabby. But at least they were warm. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled when she looked. She smiled when she looked at him. Present perfect tense yeni bitti. Nursal demiş ki, şimdi aklıma print edit demeyeyim olsun ama çok güzel şeyler öğrendim. Bu pazarın çok güzel. Nural. Bu pre-intermediate değil kızım. Bu intermediate seviye. Intermediate seviye. Pre-intermediate çarşamba günleri. Yes. When he came downstairs, the old lady was still in front of the fire. She smiled. When she looked at him, she smiled when she looked at him. You know, you look just like my husband in those clothes. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. You know, you look just like my husband in those clothes. When he was much younger, of course. Cook tried to be polite. Cook ne terbiyeli olmaya çalıştı. He wanted to leave quickly. Çabucacık ayrılmak istedi, değil mi? I can't thank you enough. It's very kind of you to do all this for me. The old lady didn't seem to hear him. Just like my husband, she said again. Just then, there was a knock on the door. Çocuklar, yorulduğunuzun farkındayım. Şimdi bunu ben size güzelce tercüme edeyim ve konuyu bağlayalım. Sanıyorum ki bağlama zamanı geldi. Evet. Gelin bakalım. Paylaşım yapayım. Ekran paylaşımı. Evet. Geldi. Cook put the clothes on. Put on giyinmek. As quickly as he could. Yani diyor ki giyinebildiği kadar çabucacık giyindi elbiseyi. Elbiseleri. Cook put the clothes on. Put on the clothes da olabilirdi orada çocuklar. Put on the clothes. Ama put the clothes on as quickly as he could. Orada bu put on'un separable verbs olduğunu görüyoruz değil mi? Ayrılabilir fiil. Atilla zaten doğru yazmış. They were old and shabby. Onlar, yani o elbiseler, old, eski ve shabby, yani biraz bolcanaydı.
bol canaydı böyle, nasıl diyelim, sanki böyle şapşal görüntü demeyelim de böyle bol görüntü yani, şey böyle geniş elbiselerdi. But at least they were warm. En azından onlar sıcaktı. En azından onlar sıcaktı. Yani kalındı daha doğrusu. Sıcaktı, kalındı. En azından. At least ne? En azından demek. When he came downstairs, Cook aşağı indiği zaman, alt kata indiği zaman, alt kata geldiği zaman, değil mi? Cook alt kata geldiği zaman, evet. The old lady was still in front of the fire. Aferin Sabine, aferin İrem, bravo Nuran, evet güzel. Yes. When he came downstairs, o alt kata geldiği zaman, kim alt kata geldiği zaman? Edward Cook, aşağı kata geldiği zaman. The old lady was still in front of the fire. Yaşlı kadın hala neyin önündeydi? Şöminenin önündeydi, değil mi? Fire orada şömine çocuklar. Fire ne? Şömine. Şöminenin önündeydi. Hala şöminenin önündeydi. Yaşlı kadın. Evet. Smiled when she looked at him. Değil mi? Salaş. Evet. Salaş. Evet. Doğru. Evet. She smiled when she looked at him. İrem. Aferin İrem. Salaş. She smiled when she looked at him. O gülümsedi. Değil mi? Kadın gülümsedi. O Edward Cook'u gördüğü zaman, değil mi? Baktığı zaman ona, baktığı zaman efendim gülümsedi. You know, you look just like my husband in those clothes. Biliyor musun diyor. Sen tıpkı benim kocam gibisin bu elbiselerin içinde. Evet, bakın. Like my husband. Just like tıpkı nokta nokta gibi demek çocuklar. Just like tıpkı nokta nokta gibi. Mesela just like my husband tıpkı kocam gibi. Just like my car tıpkı benim arabam gibi. Just like my country tıpkı benim ülkem gibi. Gibi. You know, you look just like my husband in those clothes. Sen bu elbiselerin içerisinde tıpkı benim kocam gibisin. Biliyor musun? Dedi kadın. When he was much younger, of course. Elbette ki daha genç olduğu zamanlarda diyor. Elbette ki daha genç olduğu zamanlarda diyor, değil mi? Cook tried to be polite. Cook terbiyeli olmaya çalıştı. He wanted to leave quickly. Çabucak ayrılmak istedi. I can't thank you enough. Çocuklar bu bir kalıp, bunu ezberlemenizi istiyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır anlamına geliyor. Bu bir kalıp çocuklar, bunu ezberleyin. I cannot thank you enough ya da I can't thank you enough. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu kalıbı yazın. Çok kullanışlı bir kalıp. Her yerde kullanabilirsiniz veya size de kullanabilirler. I can't thank you enough. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet. It's very kind of you. Çok kibarsınız. It's very kind of you. Çok kibarsınız. To do all this for me. Benim için bu bütün bu yaptıkların için çok kibarsınız, çok naziksiniz anlamına geliyor. It's very kind of you to do. Two verb bir. Bu da bir kalıp. It's very kind of you to do all this for me. Bütün bunları benim için yaptığınız, bana göre yani, benim için yaptığınız için, yapmanıza göre çok kibarsınız, çok nezihsiniz anlamına geliyor. The old lady didn't seem to hear him. Seem gibi görünmek çocuklar. Seem ne demek? Gibi görünmek. Yaşlı kadın onu duymuş gibi görünmüyordu. The old lady didn't seem to hear him. Onu ne diyor? Onu duymuş gibi görünmüyordu. Just like my husband, she said again. Tıpkı benim kocam gibi dedi. Değil mi?
Hocası hatırladı. Just then, tam o anda, tam o anda, there was a knock. There was a knock. Knock bu. Knock bu. Tıklama. Değil mi? On the door. Kapıda bir tıklama vardı. Tam o anda kapıda bir tıklama vardı. Evet. Şöyle yapayım çocuklar. Şöyle. Evet. Şöyle aşağı alayım. Evet. Evet. Just then there was a knock on the door. Tam o anda kapıda bir tıklama vardı. Bir daha okuyayım. The old lady didn't seem to hear him. Yaşlı kadın ne diyor? Onu görmüş gibi görünmüyordu. Just like my husband. Tıpkı benim kocam gibi. She said again. Just then, tam o anda, there was a knock on the door. Kapıda bir tıklama var idi. Evet çocuklar. Sevgili çocuklar, it's very kind of you. Bu bir kalıp. Bunun yerine it's very good of you denilebilir. It's very nice of you denilebilir. Veya that's very nice of you denilebilir. That's very kind of you denilebilir. Bu kalıpları ezberlemenizi istiyorum çocuklar özellikle. Mesela illa da of you olması şart değil. It's very kind of it's very kind of her. O çok nazik bir insandı anlamına geliyor. Veya ne bileyim, it's very kind of them. Onlar çok nazik insanlardı, çok kibar insanlardı anlamına geliyor. Sevgili çocuklar, bu parçanın audiosunu ve aynı zamanda ses dosyasını nereye vereceğim ben? Bizim B1 grup sayfamıza koyacağım çocuklar. Grup sayfamızdan alabilirsiniz. Bugünkü biraz fazla oldu. 2 saatten fazla oldu çocuklar. Ama bitirmek istedim ondan dolayı. Evet. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Burada 7,5 saat. İyi akşamlar diliyorum çocuklar. Sizlere iyi akşamlar demeden önce sol alt köşedeki beğen tuşuna herhalde basmışsınızdır. Zannediyorum bastınız. Elinizden geldiği kadar reklamlara basarsanız çocuklar, geleceğimizi garanti altına almış oluruz. Sevgiyle kalın çocuklar. Şimdilik alışmanız. Sormak istediğiniz sorular var mı? Bir iki dakika bekleyeyim bakayım. Belki sorularınız vardır. Birdenbire kapatmayayım. Evet. Varsa bir sorularınız var. Bakayım. Çok güzeldi bugünkü ders. Sizleri gerçekten bayağı beğendim. Aferin. Varsa sorularınız sorun çocuklar. 2,5 saat sürdü bugün. İnternet çok yavaş ha bugün. Evet, sizin yazdıklarınız çok geç geliyor. Evet, okuduklarınızı görmüyoruz. Şimdi canım pizza çekti, pizza söyledim. Çok şey kaçırdım mı? Afiyet olsun, ye. Kaçırdıysan da fark etmez. Çünkü bu YouTube'a bunu koyuyoruz, bu videomuzu. Buradan seyredebilirsin. Kaldığın yerden seyret. Kaçıncı dakikadan itibarense seyret. Evet, afiyet olsun. Evet, Ezez ile cümleler istedim. İlgili cümleler istedim. Ezez ile ilgili İrem, söyleyeyim kızım benim. Mesela Ezez kadar anlamına geliyor. Diyorum ki mesela you are ne diyelim mesela, as slim as that girl. Sen o kız kadar zayıfsın. Diyelim mesela. Kadar anlamına geliyor. Veya şöyle diyelim. Baku is as beautiful as Istanbul.
Bakü İstanbul kadar güzeldir. Ez. Ancak olumsuzlarda ezi kullanmıyoruz İrem. Mesela olumsuzlarda şöyle bir şey söyleyeyim. My house isn't so beautiful as your house. Olumsuzlarda. Birinci ezin yerine so kullanıyorsun. Olumsuzlarda. Ama günlük konuşmalarda onun yerine de birinci so'nun yerine de as kullanabilirim. My house isn't as beautiful as your house diyebilirsiniz. Evet. Evet Atilla, gerçekten çok güzeldi. Çok başarılıydın sen. Üst level dersler ileride olacak. Ama şu anda maalesef benim vaktim yok. Olabildiği kadarıyla şey yapmaya çalışıyorum. Evet, sormak istiyorum. Finally. İki leyle yazılıyor kızım. Tek leyle değil, iki leyle yazılıyor. Finally. Tek leyle olmaz. Evet. Eses demek ki neymiş? Kadar anlamına geliyor. Mesela diyorum ki, your car is as expensive as his. Senin araban onun arabası kadar pahalıdır dedim. Ama isn't olsaydı gramerde so expensive as diyorlar değil mi? Mesela you are as fat as you feel. Hissettiğin kadar şişmansın. Güzel. Evet. Şarkı falan açın cenazede miyiz sanki? Mehmet. Dün değil, Cuma günü biz öyle bir olay yaşadık. Cuma günü öyle bir olay yaşadık ve telif haklarından dolayı o videomuzu silmek zorunda kaldım. Onun için şarkıydı, videoydu. Az önce ben sana cevap verecektim ama unuttum oğlum. Şarkıydı, filmdi. Böyle şeyleri koyamıyoruz buraya. Çünkü niye telif hakları var? Yani o insanlar da yapmışlar, onu satmak için yapmışlar. Dolayısıyla biz burada kullandığımız zaman olmuyor. İzinsiz kullanmış oluyoruz, değil mi? Onun için olmuyor. Pekala çocuklar. Sevgiyle kalınız. İyi akşamlar diliyorum. Daha başka söyleyecek bir şey yok. Sizleri seviyorum çocuklar. Bay bay.